Şükür kavuşlarına. Hocam nasılsınız? İyi akşamlar Teşekkür hocam. ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ya hocam o kadar heyecanlandım ki bugün son 2 saatte sizi alacak olmayla birlikte. Bugün bu 58. yayın ve ilk kez telefonum dondu. Yayından önce tam başlayacağım. Tekrar hoş geldiniz. Sizinle Gerçekten. 9. yayını da sizinle yapmıştım ilk seride. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hep bana destek oldunuz. Estağfurullah, rica ederim. Bugün bilinçli aile olmayı konuşacağız. Evet. Ve öyle danışanlarıma muhakkak ödev verdiğim, okuduğum ve benim de 2 kez okuduğum bir kitaptı. Emeklerinize yüreğim. Estağfurullah, rica ederim. Nasılsınız? Allah'a şükür, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizi görüp iyi olmamak ne Estağfurullah, mümkün? rica ederim. İnşallah faydalı oluruz inşallah. İnşallah hocam, inşallah. Hocam ailede iletişimi ve iletişimin öneminden ve bilinçli aile olmaktan bahsedeceğim. Bu konuda üniversite olarak da yaptığınız çok kıymetli bir çalışma oldu. Ben de katılmışım o çalışmaya. Ailede iletişimin ve iletişim halinde olmanın önemi nedir? Evet. Önemli, güzel bir soru. İyi bir soruyla başladınız. Şimdi üç türlü iletişim var biliyorsun. Biri sağlıklı iletişim. Yani taraflar birbirleriyle konuşabilirler. Yani bu iletişim ile sorunları çözebilirler. Yanlışı da konuşabilirler, doğruyu da konuşabilirler. Yani iletişim bu sağlıklı olan iletişim. Diğeri de çatışmalı iletişim vardır. Hep ses tonu yükselir. Devamlı tartışma çıkar. Yani her gün olmasa bile sık sık tartışmalar, kavgalar olur. Evde genellikle bir gerilim havası vardır. Çocuklar bu ortamda büyür. Bu çatışmalı iletişim. Ama bundan daha kötüsü var. İletişimsizlik. Yani bir ailede hiç iletişim yoksa bir taraf muhakkak uzatmayı oynuyordur. Yani ümidi kesmiştir. Düzelme olmayacak. Ne yapsam boşuna diye. Yani çatışmalı iletişimde bile içinde bir ümit vardır. Bir düzelme veyahut düzeltme ya da sorunu çözme çabası vardır. Ama kullanılan yöntem yanlıştır. Onun için çatışma oluyordur. Ama iletişimsizlikte taraflardan birisi kendini kapamıştır. Ya da ilişki efendi köle ilişkisi haline gelmiştir. Yani böyle durumlarda bu artık şey, her an mesela böyle durumlarda hani şey vardır, krizlerin bir kuralı vardır. Risk analizinde krizlerin bir kural vardır. Zincir biliyorsunuz, bir zincirde en güçlü yeri zincirin en zayıf halkasıdır. Bir zorlanma olduğu zaman o zayıf halkadan kopar. En kuvvetli, gösterişli görünen zincir bile zayıf halkadan kopar. Ailedeki iletişim de kriz anında zayıf konu neredeyse oradan kopar. Yani bakalım, paradokslar vardır aile içinde. İletişim paradoksları vardır. Birinin A dediğini o birine B dedi. Birisi senin annen benim annem, işte senin dediğin benim dediğim, böyle senin paran benim param, bu hep ve güç savaşları vardır. Rekabetçi ama barışçıl olmayan bir rekabetçilik vardır. Böyle durumlarda yani en çok böyle şey, sorun alanı neyse oradan kırılma yaşanır, patlama oradan olur genellikle. Bakar mesela diyelim alışveriş konusu, diyelim işte ekonomik şey, işte geçinemiyoruz çünkü geçim zorluğu yaşıyoruz der. Aslında o birçok zincirin sadece bir halkasıdır. O halkadan patlar. O sadece sebep, o sanılır. Yani bu şekilde olup da boşanan birçok kimse var. Daha sonra onunla böyle görüşmelerde, terapilerde bir şeydir o. Önemli bir tespittir. Yani şimdiki aklın olsa geçmiş evlilikte ne yapardın dediğin zaman, aslında yani ikinci, üçüncü evlilik de yapmıştır birçok kimse. Büyük çoğunu ne diyor biliyor musun? Ben ilk eşime de ikinci eşim gibi davransaydım boşanmazdık diyor. Yani farkında değil insan ya. Deneme yanılmayla birçok hatalar yapıyor insanoğlu. Ve bu tamamen iletişim bilememekten kaynaklanıyor. Onun için ailedeki sihirli kavram işbirliği. İşbirliği kavram bak. İletişim bile değil, işbirliği. Bir işbirliğinin olması için ne olması gerekiyor? Önce bir amaç olması gerekiyor. Yani bir işbirliği diye biz MOU imzalıyoruz üniversitelerle. Mesela geçen hafta, bu hafta şey imzaladık. Yani Stanford Üniversitesi, New York Tıp Fakültesi, Ottawa Üniversitesi, bir de şey, Tahran Üniversitesi. 5 tane üniversite bir International Brain Research
platformu kurduk. Gurur duydum. Kurduk ve bu imzalandı, protokolü, MOU imzalandı. Web sayfasında da yayınladık bunu. Yani dünya, yani düşün, New York'tan, Stanford biliyorsun Kaliforniya'nın Los Angeles'taki en önemli üniversite. Yani bunlardan birisi, yani dünyadaki ilk 10 hatta üniversiteden birisi. Bir de Ottawa, o da Kanada'nın en ileri üniversitelerinde. Ve bunlar Brain Research programı. Peki biz bunu nasıl imzaladık mesela? Neden geldiler? Bize girdiler. Oradaki Stanford'da çalışan bir hoca vardı. O geldi bizim üniversiteye, hastaneyi gördü. Oradaki bütün nöromodülasyon, nöro görüntüleme çalışmalarını gördü. Ve müthiş verimiz var, onu gördü. Ve bu konsorsiyumda veriler Üsküdar Üniversitesi'nde toplanacak. Bütün veriler. Ve birlikte yayınlar, araştırmalar yapacağız. Yani bu konuyu neden söyledim? İşbirliğinde bir amaç olması lazım. Bizim amacımız ne? Nörobilimde uzmanlaşmış üniversiteler bir araya gelsin. Peki ailede bunun karşılığı ne? Ailede kadın, erkek, karı koca, hatta çocuklar büyüdüğü zaman onlar ailenin iyiliği için ne yapabilirim hedef olacak. Yani şu anda Batı kültürü bize aileye şunu öğretti. Aile önemli değil, sen önemlisin. Bu aile kavramının ruhu gitti gider böyle dediğin zaman. Bunu dediğin zaman hani bir anayasanın ruhu vardır ya, şeyin ruhu vardır yani. O ruh gittiği zaman, mesela Osmanlı'nın ruhu nasıl gitti biliyor musun? Osmanlı Türk ırkçılığını seçtikten sonra gitti ruhu Osmanlı'nın. İttihat Terakki ile birlikte Osmanlı coğrafi milliyetçiliğin yerine ırkı milliyetçiliği ön plana çıktı. Öyle olunca bütün Arap, Balkan hepsi ayaklandı. Böyle bir durumda. Zaten bahane arayanlar var. Onlar İngilizler zaten ırkçılığı teşvik ediyorlar. Yıkıldı. Çünkü Osmanlı'yı bir arada tutan tutkal gitti. Ruhtur bu tutkal. O ortak ülkülerdir, ortak ideallerdir. Şu anda Güneydoğu insanları bizimle niye tam uzlaşamıyor? Çünkü ortak ülke oluşturamıyoruz, ortak ideal. Yani onlara ulusalcılık temsil. Halbuki Türkiye coğrafi bir milliyetçiliği Osmanlı'nın yaptığı gibi şu Türkiye'deki yaşayan herkes kendisini eşit vatandaş gibi hissedebilse şöyle bitecek sorun. Yani bu da bir ruhtur. Mesela Cumhuriyet'in bu ruhunu oluşturmasında zorlukları var. Çünkü ulusalcılık modaydı Cumhuriyet'in kurulduğu dönemlerde. O moda bizi de etkiledi. Yani o zamanki bu modadan etkilenenleri yani kınamamak lazım. Ama şu anda onun dönemi geçti artık. Yani şu anda ciddi bir global şey var. Bakış akışı var. Şu artık dünyayı devletler değil, uluslararası şirketler yönetiyor. Yani onun için böyle bir durumda yani olaylara muhakkak küresel bakmak gerekiyor. Küresel kararlar vermek gerekiyor. Küresel stratejiler üretmek gerekiyor. Bunu yaparsak kendi içimizde huzur olur. İçimizde huzur olunca dışarıya karşı daha güçlü oluruz. Bu önemli. Bunun gibi ailede de aynı şey. Yani ailenin bir ruhu vardır. Ailenin ruhu da işbirliğidir. Ve belli bir ideal. Ailenin iyiliği için iki tarafı birlikte çalışacağız. Yani iki kişi artık İki ailede iki kişi bir artı bir iki değildir. Ailede iki kişi iki tane yan yana gelmiş bir gibidir. 11'dir. Bu aslında bizim bu Bediüzzaman Hazretleri'nin İhlas'la ilgili söylediği şeydir, örnektir. Yani üç tane böyle bir dava için bir araya gelen kişi İhlaslı kişi. Demek İhlas ne demek? Samimi ilahi rıza için bir araya gelebilmek. Onun için böyle aileyi hatta şuna benzetirler. Şurada böyle bir üçgene benzetirler aile. Şu üçgen gibi düşünün şöyle. Üçgenin en tepesinde hedef vardır. En altta da karı koca vardır. En alt taban iki. Şimdi hedefe ne kadar yaklaşırlarsa iletişim o kadar yakın oluyor. Eğer hedeften uzaksalar mesafe açılıyor. Ama ortak hedef varsa bu hedef piramididir bir şeyde. Hedefte ne kadar ortak bir hedef varsa o kadar bir bütüncül yaklaşıyorlar. Mesela bir nasıl bu insan hayat içinde böyle.
Mesela bir insanın, inanan bir insan mesela ilahi rızayı hedef alır. Mesela satanistler şeytanı memnun etmeye odaklanırlar. Ama tek Tanrı'ya inananlar, tevhid inancı olanlar da Allah'ın rıza ve memnuniyetini esas alırlar. Ama paraya tapanlar da paradır onların hedefi. Yani o paraya tapıyorlar, onlara da saygı duyarız. Para için bir araya gelirler. Para için bir araya gelirler ama parayla mutluluk olmadığını, parayla saadet olmadığını bir ciddi bir istatistik yayınlandı geçenlerde. Dünyada maddi refah seviyesi böyle geometrik bir şekilde yükseliyor böyle füze gibi. Maddi refah. Bütün dünyada son 20 seneyi çıkarmışlar. Parasal zenginlik artıyor. Fakat manevi psikolojik mutlulukla well-being'le, iyilik haliyle mutlulukla intihar oranına bak. İntiharda da artış var. Depresyonda da artış var. Fakat mutluluk seviyesi hep aynı kalmış. Aynı seviye. Yatay. Hep yatay gidiyor. Çok düşüş de yok ama büyük artış da yok. Ve maddi refah artıyor. Manevi refah yerlerde sürünüyor. Bu neden oluyor diye bu araştırmalar oldu. Aile içinde böyle. Onun için aileyi bir arada tutan hedefler, bunlar ailede ortak iletişim alanı deniyor bilimsel tabirle. Ortak iletişim alanı ortak değerler olması gerekiyor. Ortak değerler ailenin yüksek idealleri, hedefleri olması. İki taraf da kendini aşan hedef koyacak. Ailenin iyiliği için, çocukların iyiliği için biz yani senin gibi düşünmesen bile bu konuda böyle yapıyorum ama ailenin iyi için buna katlanıyorum. Ama bu yaptığını onaylamıyorum demek mesela. Böyle olunca karşı tarafta bir şey olur. Onaylamama davranışı, yani her şeye evet demek anlamına gelmiyor burada. Hayır da diyeceksin ama bunu usulüne uygun diyeceksin. Ne ezeceksin ne ezdireceksin kendini. Bugün kadınları şiddet günü dünyada biliyorsun. Orada bizim üniversitedeki arkadaşlar güzel bir şey paylaşmışlar. Kadına şiddet yapabilecek bir kişi vardır. O da karnındaki çocuktur yani annenin. Değil mi? Çok Başka yani başka şiddet yapacak yoktur. Kadına şiddet yapmak vahşettir. Adaletsizliktir, zulümdür. Hele evde fiziksel gücü üstün birisi, fiziksel gücü üstün olmayana, ekonomik gücü üstün birisi, ekonomik gücü üstün olmayana zulmederse bu zalimliğin en üst seviyesidir aile içerisinde. Yani onun için ailedeki işbirliğinin de iki tane temel değeri var bak. Şefkat ve nezaket. İki tane değeri var. Şefkat sevgiden daha büyüktür. Hep sevgi 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 denir. Aslında sevgi yani bir insanın karşı tarafın çıkarını da seviyorsunuz. Onunla ya, genç olduğun zaman sev, genç olmadığı zaman ne olur? Bir çiçekte bahar olmaz de. Hadi ondan sonra partner değiştir. Bu sevgi de bu fiziksel güzelliğini seviyorsun onun. Ama onun kişiliğini, ruhunu olduğu gibi seversen hani ileri yaşta iki mutlu ihtiyar var. Bu onu gösteriyor. Hatta iletişim sorusunda şöyle güzel bir örnek hatırlıyorum. Yani iki tane 92 yaşında, 90-92 yaşlarında iki yaşlı mutlu bir çift var. El ele tutuşmuş görüyorlar. Soruyorlar evladım, birisi soruyor ki ya baba, amca siz bu ne kadar mutlusunuz? Bu mutlu neye borçlusunuz diyorlar. Evladım bizim zamanımızda kırılan şeyler tamir edilirdi diyor. Ne müthiş bilgece bir söz biliyor musun? Yani kırılan kalpler tamir edilirdi demek bu. Nasıl eşyalar tamir ediliyor? Biz eşyaların kullanıp çöpe at, kullan at tarzındaki yaklaşımı insan ilişkilerinde de bozduk. Eşinin baktın çocuğunun problemi var, eşinin problemi var. Bir çiçekte bahar olmaz de. Çocukla devlet ilgilensin de. Ben önemliyim de. Bu bencilliğin daniskasıdır bu. Şimdi şu anda maalesef popüler kültür bu ben merkezciliği desteklediği için ailenin en büyük düşmanı ben merkezciliktir onun için. Bu halde bunun karşıtı ne? Ailenin en büyük şeyi de rol paylaşımıdır. Erkek rolünü, kadın kadın rolünü. Çalışıyorsa kadın iş kadın rolünü, erkek iş adamı rolünü. Çocuklar varsa anne rolünü de birlikte ev hanımı rolü de kadına kalıyor. O zaman erkek madem evde ekonomik olarak tek başına yetemiyorsun sen, o zaman evde eşine yardım etmek zorundasın.
Yani bulaşıkları yıkamıyorsan bile sofrayı toplayabilirsin mesela erkeklere. Yani onun için ben böyle çalışan kadınlar evlendiği zaman ilk başta benim çalışmamı istiyorsan o zaman evde de sen işi paylaşacağız diye bilmek lazım. Kadınlar fedakar olduğu için annelik hormonları hep veriyorlar, hep veriyorlar. Erkek milleti de hemen saltanata alışıyor. Ondan sonra çocuklar büyüyüp evden gidince erkekler diyor ki ya kadın diyor ki hadi ya, çok biz şu ana kadar ben sana hizmet ettim sen biraz da sen bize hizmet diyor. Halbuki kadın o kocasına evde taht kurmuş. Tahttan inmek istemiyor adam. Alışmış 20-30 sene. Onun için ilk baştan çalışıyorsan birlikte yapacağız. Çalışmıyorsan bile evlilik şeydir, rol paylaşımıdır. Evlilik işbirliğidir. Evlilik farklı insanların aynı hedef için benzer hareket şekli hareket etmesidir bak. Farklı kişiler. Yani benim mesela bu taraflardan birisi benim gibi ol diyorsa bu totaliterliktir. Bu bir zulmün bir türüdür. Yani benim gibi ol, bana itaat et, ben senin her dediğini yaparım. Bu köle, o zaman köle istiyorsun sen demek. Yani kadın erkek ilişkisinde yani körü körüne itaat olmaz. Ortak değerler olur, onun üzerine itaat olur. Ondan sonra benzer hareket şekli hareket etmeyi başarabilmektir işbirliği. Yani işbirliği bir tarafı tabi olmak değil. Ama ataerkil kültürde bu böyle olmuştur. Onu söyleyeyim. Hatta bununla ilgili Hazreti Peygamber'in hayatında üç tane kadın aile ilişkisi örneği vardır bak. Birinci örnek Hazreti Fatma örneği. Yani Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma ile Fatma Zehra ile ilgili örneği. Orada Hazreti Fatma erken gölgesinde olan bir kadın olmayı tercih etmiş. O da bir doğrulardan bir tanesi. Üç tane doğru vardı. Doğrulardan birisi öyle tercih etmiş ve ataerkil kültürün bu çok hoşuna gittiği için böyle olmuş bu şekilde. Ama Resulullah'ın hayatında bir de Hazreti Hatice örneği var. Hatice Kübra annemiz ne yapmış? Kendisine 15 yaş küçük olduğu halde ona ticaretini emanet etmiş, anaçlık yapmış, teselli etmiş, rahatlatmış. Bak böyle bir anaçlık veren bir eş modeli de var. Bir de Hazreti Ayşe var. Allame bir eş Ayşe. Aile ile ilgili hadis-i şeriflerin çoğu ondan rivayet edilmiş. Ve en çok herkes şöyle bilirmiş. En çok sevdiği kişi Resulullah'ın Hazreti Ayşe diye bilirmiş herkes. Yani böyle. Hatta Hazreti Ayşe böyle biraz da şey yani tam bu zamanın şey kadın tipolojisine çok uyan bir tarzı var Hazreti Ayşe'nin. Sorgulayan, böyle meraklı, yani ilim kadını böyle. Resulullah'ın her şeyini de aklında tutmuş. Çok da zeki. Ve Resulullah onun başını dizine koyarken vefat ediyor. Onun yanında vefat ediyor. Hazreti Ayşe, yani Hazreti Ayşe hatta diyor beni seviyor musun diyor. Nasıl seviyorsun diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki kördüğüm gibi seviyorum diyor. Gördüğüm nasıl açılmaz öyle seviyorum diyor. Sonra daha sonra gene soruyor Hazreti Ayşe. Tipik günümüzün kadını değil mi? Soruyor. Diyor nasıl seviyorsun? Kördüğüm devam ediyor diyor Resulullah. Düşünebiliyor musunuz yani? Yani bu böyle bir şey. Yani ben mesela 2003'te rahmetli olan eşime bu sözü çerçeve yapıp hediye etmiştim böyle. Duruyor şu anda. Ve 2003'te. Yani, üniversite konferans salonlarından bir tanesi rahmetli eşinizin anısı evet. geçiyor hatta. Etmiştim. Evet yani onun daha hala onu saklıyorum. 2003 yılıydı. Hediye ettim. O çok hoşuna gitti tabii. Çerçeve falan o mesela şey yaptı. Çok önemsedi. Yüreğinize. Ama şey var işte bunu yapmak çok zor bir şey değil. Yani pahalı hediye almaktan, pırlanta yüzük almaktan emin ol çok daha değerli. Yani kadının psikolojik ihtiyacı aile içi iletişimde şeydir. Anlaşılabilmek ihtiyacıdır. Yani eşim beni anladı. Sorun çözülemiyor ama hiç olmazsa beni anlıyor. Bana değer veriyor. Beni önemli görüyor demesidir. Bu en büyük ihtiyacıdır. Yani o erkeğin de en büyük ihtiyacı eşinin kendisine ihtiyacı olduğunu hissetmesidir. İyi ki varsın demesidir onun. Yani erkeğin şeyi de beyni de bunu istiyor.
Psikolojik altyapısı bunu istiyor. Yani bunu da bilmek gerekir. Evet. Peki hocam, iletişim dediğimiz şey sadece konuşmak mıdır? Tabii iletişimin, şimdi o iletişimin hani üç türlü iletişim var dedik. Bir de iletişimin üç tane metodu vardır. Birinci metodu şeydir. Duygusal ile aktarımdır. Sözel aktarımdır. Burada bir ikincisi de verbal. Verbal iletişim, non-verbal It's iletişim. 22 hours. Üçüncü iletişim de yazılı iletişim. Sözel iletişim, yazılı iletişim ve non-verbal iletişim. Non-verbal iletişim aslında iletişimin %80'ini oluşturur. %20'si de sözel ve yazıyla yapılan iletişimdir. Böyle. Şimdi non-verbal iletişimde eşik altı vurgular vardır. Ses tonu vardır. Söyleyiş biçimi vardır. Yüz ifadesi var. Memek vicisleri vardır. İnsanın beynini yüzümüzde 40 küsür tane 40 17 tane de şeyle ilgili üzüntüyle 10 tane de gülmeyle ilgili yani 50 küsür kas mimik küçük kas var. O kaslar sadece insanda var. Diğer hayvanların yüzünde yok o kaslar. Ve bu kaslar ruh halimizi okuyan kaslar. Yani duygusal okuryazarlığımızı bu kasları okuyarak anlıyoruz. Gözümüzün etrafında yanaklar, hatta duşan gülümsemesi vardır şurada bir. Dudağın iki kenarında ve gözün iki kenarında çizgiler vardır böyle. Yelpaze gibi. Onların %50'si yukarı doğruysa bunu bulan 1800'lü yıllarda bir Fransız psikolog. Bir bakıyor ki mutlu insanların yüzündeki bu gülümseme çizgilerin %50'si yukarı doğru. Ve bir araştırılıyor ki bu kişiler ortalama ömürleri 8,5 yıl daha uzun ve bu kişilerde sağlık sorunları daha az yaşanıyor. Pozitif psikolojiye referans olmuş bir bilgidir bu. Mutluluk biliminin teorik temelini oluşturan bir bilgidir. Ya yani onun için bundan mütebessim kişilerdir hep. Hep böyle mütebessim kişiler. Devamlı yüzü hep mütebessim olduğu için kırışıklarda o istikamette oluyor. Tabii botoks yaptıranlar bakamaz burada. Onu da bu arada parantez açıp söyleyelim. Yani şimdi bunun için yani bu insanın pozitif emosyon dediğimiz durum kişinin ruh ne yazıyor pozitif anlam katmak olaylara önemli. O da duygusal aktarımdır. Duygusal aktarım ne oluyor? Aktarımı %80'ini oluşturuyor. Bu %80'ini oluşturan aktarımda kişi yani çocuklarda görürsünüz bak bazen hani çocuklar kreşe verir. Kreşe verir ama dil bilmiyordur. Daha o şeye yabancı çocuktur. Gelmiştir. O dil bilmeyen çocuk öyle güzel anlaşır, öyle güzel oynar ki. Bunlar duygu diliyle konuşuyorlar. Bak onun da Aşık Veysel'in çok güzel bir sözü var. Kurtla kuzu aynı dili konuşsaydı hiç kavga ederler miydi diyor. Onun için aynı dili konuşabilmek. Bu dil derken duygu dilini kastediyor aslında. Duygu dilinin aynı olması lazım. Bu duygu dili aynı olursa titreşim oluşuyor. Rezonans oluşuyor. Ve rezonansla da iki taraf da birbirini anlıyor. Hatta buna şeyde nikelaj fenomeni deniyor. Nikelaj fenomeninde bu uzun süren mutlu evliliklerden rastlanan bir şey. İki tarafında beynin traktografisi var. Traktografi beynin yollarının haritasını çıkarmak. Beynin yolları hangi konuyu konuşulduğu zaman beynin hangi yolları çalışıyor diye bunu beyin cerrahlar ameliyattan önce bazı vakalara yaptırırlar ki beynin hangi yolları ameliyat yapacağımız yerde şey var mı? Oradaki beyin yolları ne işe yarıyor diye ölçüp yani zedelememek için onu traktografi yaptırırlar. Traktografide bu çekiliyor. Birbirine aşık olan ömür boyu böyle ömür boyu mutlu olan kişilerin beyinlerinde bir olaya verdikleri tepkilerdeki traktografi aynı aynalama yapıyor birbirine. Tıpkısı çıkıyor. Buna nikelaj fenomeni diyor. Yani iki tarafın beyninin heykel gibi benzer şekil almış. Nikelaj biliyorsun Davut heykelini yapmıştır. Davut heykelini insan anatomisini o kadar mükemmel işleyen bir heykel ki o. Yani şu anda işte bayağı büyük bir heykel aslında. Ayak parmağı kırık onun. Yani bir rivayete göre de Davut şey diyor ki heykel o kadar canlı ki herkes hayran oluyor ya bu
canlı gibi diyorlar böyle. O kadar güzel yapmış. Sinirleniyor. Michelangelo diyor ki hadi hareket konuşsana diyor. Niye duruyorsun diye kendine. Yani egosu şey yapmış tabii bir anda. Yani sanki dış görünüşünü yaparak canlı yapacak gibi. İnsanoğlu böyle tabii. Oradan o heykeli şey yapan Michelangelo denmesinin sebebi de yani böyle bir aynalama iki tarafın beyni birbirini taklit ediyor, kopyalıyor. Orada insanın taklidini yapabildiği için onu kastederek söylemiş herhalde. Yani bunun için biz burada yani insan ilişkileri kaliteli olursa beyinler daha konuşmadan anlaşıyor. Bak konuşmadan yani böyle karnı acıkıyor eşini pat diye hemen suyu hemen su getiriyor. Ya da bana su getir demiyor. Anneler çocuklarının da anlarlar bunlar. Çocuğu bakar bir iki hareket yapar. Bunun tuvaleti geldi. Susadı der. Halbuki çocuk şey ama anne işte o ayna nöronlarla anlıyor onu beyin. İki tarafın beyni ayna nöronlarla konuşuyor. Ayna nöronlar sadece motor ayna nöronlar yok. Bir tarafın kolu bacağı hareket edince karşı tarafın da kolu bacağı hareket ediyor motor nöronlarda. Duygusal ayna nöronlar var. Bu ayna nöronlarda bir tarafın beyni bir duygu hissettiği zaman karşı tarafın beyninde de yankılama yapıyor ve karşı tarafın beyni aynı bölge harekete geçiyor. İçinde sevgi hissediyorsun, onun beyninde de sevgi hissediyor. Ona karşı öfke hissediyorsun, o da hemen öfke hissediyor sana. Kıskançlık hissediyorsun, o da kıskançlık hissediyor. Onun için güçlü duygular bulaşıyor. Onun için ikna artık şu anda iknanın nörobiyolojisi yapılıyor. Niyetin nörobiyolojisi çalışılıyor. Yani daha önceleri şöyle söyleniyordu. Bir kişiyi ikna etmek için rol yapabilirsin. İnanmasan bile bir şeyler söyleyebilirsin. Yani bu iknanın da eski iletişimcilerin tekniği de bu. Ama şimdi diyorlar ki yaptığın işe inanmıyorsan ikna edemezsin. Önce sen inan deniyor. Kişi inanırsa o inandığı şeyi çok iyi anlatıyor ve ikna ediyor. Onun için satış pazarlamacıları da metottur. Önce kendisine inanması lazım. İkna olması lazım. Artık taklitle, rolle olan böyle şey pazarlama teknikleri tarihe karışıyor artık yavaş yavaş. Bu nöro pazarlama çıktıktan sonra ki biz Türkiye'de ilk defa nöro pazarlamayı yüksek lisans olarak yaptık ve halen de devam ediyoruz. Yani başka da herhalde Türkiye'de örneği yok onun. Yani onun için bu bir şeydir işte. Yani beyin fonksiyonlarını ölçerek yapılan bir şey. Peki hocam, ev içerisinde yaşanan iletişimsizliğin kişiye, evdeki diğerine ve çocuklara ve o aile sistemine etkileri neler? Şimdi aile içerisinde yatan iletişimsizliğin etkileri şimdi çatışmalı iletişim olduğu zaman o evde bir şey düzeldi mi? Evet hocam. Evet. Cep telefonunu dayadığımız şey. Sizin çok farklı bir enerjiniz var bugün. Bir şey mi Evet. döndü? Cep Müsaadenizle başlayayım. telefonda sorunuzu şey dediğim iletişim ailedeki aile etkisi ne taraflara? Sizin Şimdi önce kişiye, sonra evdeki diğerine, çocuklara ve diğerler. evdeki etkileri. Yani şimdi eve bir eş gelirken ya da eşlerden birisi hangisi kadın erkek önemli değil. Eve gelirken eve severek geliyorsa, eve koşa koşa geliyorsa, işi bittiği zaman ben eve gideyim de evde şey yapıyorsa evde sıcak, sevimli bir atmosfer vardır. Ama eve gelirken bu çocuklar da olabilir. Eve gelirken sanki mahkemeye geliyor gibi, sorgulanıyor gibi, yargılanıyor gibi geliyorsa ya da eve geldiği zaman ayakları tersine tersine gidiyor gibi ise bu evde şey vardır. Cazibe yoktur evde. Çekim yoktur. Aynı şey aslında bir iş yeri içinde. İşine giderken aşkla şevkle giden ve evine gelirken aşkla şevkle gelen bir kimse iki tarafta da huzuru yakaladığı için bak mutluluk demiyorum, huzur diyorum. Mutlulukla huzur aynı şey değil. Mutluluk mesela insan bir bilgisayar oyununa kaptırır kendini. Birkaç saat mutlu olur. Filme kaptırır, birkaç saat mutlu olur. Ama ne yapar? Çocuğu sıkıntıdadır, eşi hastadır, birçok problem var. Onu geçici olarak unutur. Bu mutluluk değil. Bu tarzdaki mutluluk yani sürdürülebilir mutluluktur, huzur. Ve
geçici, sahte, hani somut zevkler değil, soyut zevkler vardır mutlulukta, şeyde, huzurda. Mutlulukta somut zevkler var, huzurda soyut zevkler var. Soyut zevkler de nedir? Sürdürülebilir zevklerdir, kontrol edilebilir zevklerdir. Şeylerdir, hazlardır ya da duygulardır. Onun için sürdürülebilir ve olursa, bir insan evine böyle severek geliyorsa, ev bir çekim noktası oluşturabilmişse, cazibe merkezi oluşmuşsa, o evde sıcak bir atmosfer vardır. Bu şuna benziyor. Biz bahçemiz var, ekip biçmek istiyoruz. Tohumları ektik, her şey bitti. Fakat ya hava kurak yahut da hiç güneş yok. Ne olur? İstediğimiz kadar iyi tohum ekelim, yetişmez. Sıcak bir iklime ihtiyaç var. Ekosistemdir. Aile onun için küçük bir ekosistemdir. Ekosistemlerde iklim vardır. O iklimi ailede oluşturamazsak, bu da ailedeki sevgi iklimi. Sevgi de nedir? Sevgi artı dürüstlük eşittir güven oluşuyor. Onun için aileye biz eskiden sevgi yuvası diyorduk, ama şu andaki araştırmalar gösterdi ki aile sevgi yetmiyor, aile güven yuvası olmalı. Sevginin de güvene dönüşmesi için sevgiye dürüstlük eklenmesi gerekiyor. Dürüstlük eklenmesi, biraz önce söyledim, ben iki tane ailede unsur var. Biri şefkat, biri nezaket dedim. Mesela sevgi, şefkat sevgiden daha büyüktür. Çünkü karşılıksız bir sevgi vardır orada. Peki nezaket de saygıdan daha büyüktür. Saygıda karşı tarafa saygı duyarsın, ama şeysin, korkarsın, mesafelisindir. Ama nezakette onu incitmeden ilişki kurarsın, nezakette. Saygıda aynı zamanda korkma, kaçınma vardır. Nezakette yakınlaşma vardır burada. İncitmeden, yani nezaketle insan bir eşyayı alıp koymak var. Bunu bilmek gerekiyor. Saygı duymak, orada durur, saygı duyarsın ona. Ama onunla işbirliği kurmak gerekiyor. Onun için nezaket saygıdan daha büyüktür. Yani bu şefkat ve nezaket ailenin iki önemli şeydir, direğidir. Yani çadırda direk vardır mesela. Yelkenlerde direk vardır. İki tane büyük yelkenlerde çift direk olur mesela. Aile de böyle bir gemidir, gemi gibidir. Direk yoksa, o direk olmasa rüzgar işleyemez, yani yelken açamaz. Hayatta da öyle. Ailedeki o iki direk gibidir aileyi ayakta tutan. Bu iki direk gibi olabilmek için çok önemli. Şefkat ve nezaket dedik. Şimdi iletişimde, aile içi iletişimde önemli olan diğer bir konu da böyle evde sıcak bir atmosfer olması lazım. Sorunları biz yaşadığımız zaman sıfır sorun olmaz hiçbir ailede, bak. Sıfır sorun bekliyorsanız, bu imkansızı beklemek gibi bir şey. Sorun olacaktır. Sorunu nasıl, bu sorun olduğu zaman bakalım, o su her sorun bir fırsattır aslında. Sorun olduğu zaman o sorunu nasıl ben şeye dönüştürebilir, kazanıma dönüştürebilirim diyecek kişi. Nasıl bu böyle bir sorun var? Eşimin üzerinde hakimiyet kurmaya mı çalışayım, yoksa ailenin iyiliği için şöyle bir karar mı vereyim? Şimdi şu anda ego savaşları varsa ailede ne oluyor? Tarafın birisi diyor ki, onun üzerinde domine etmem lazım eşimi. Onun üzerinde hakimiyet kurmam lazım diyor. Ve bunu dedikten sonra da ne oluyor? Güç savaşları başlıyor. Kişilik savaşları başlıyor. Böyle durumlarda iki taraf da kaybeder. Kazan kazan sistemi değildir. Halbuki ailedeki sistem kazan kazan sistemidir. İletişimin, aile içi iletişim bir kuralı da altın orta nokta kuralıdır. Altı nokta kuralında bir taraf bir adım atacak, diğer bir adım atacak, altın orta nokta buluşulacak. Bir taraf ben değişmem, sen değiş diyorsa, bu zalimliktir bu. Halbuki ailede, eğer sen aileysen biz diyorsan, evlilik olgunluk ölçeği vardır. O ölçekte de bununla ilgili sorular vardır. Sorunları beraber konuşabilmek, beraber ideallerin olması, beraber böyle olum yanlışı da doğruyu da konuşabilmek gibi yöntemleri konuşabiliyorsanız, ailede ses tonu yükselmeden konuşulabiliyorsa, o ailede büyümeden sorun büyümeden çözülür. Bir tarafın ses tonu yükseldi demek diyelim. Daha çok da erkeklerde oluyor. Gerçi şimdi kadınlarda da oluyor yani. Kadınlar da ezdirmiyor kendini. Ses tonları yükseliyor. Hatta bazen diyorlar ki, kızım o sana bir tabak fırlatıyor, sen de ona fırlat. O bağırıyorsa sen de ona bağır diyorlar. Tam bir feminist öğreti bu.
Yani şu anda maalesef feminist ama iki türlü feminizm var. Bir yapıcı feminizm, bir de yıkıcı feminizm. Yapıcı feminizm ne yapıyor? Kadının özgürleşme hareketidir. Bu faydalıdır bu. Çünkü kadın ki ateerkil kültür nedeniyle ciddi şekilde erkek şiddetine kurban gidiyor. Yani erkek zulmüne katlanmak zorunda oluyor. İdalet kızım diye büyütülüyoruz. Hayır arkadaşlar, yani şu andaki erkekler de değişmek zorunda. Erkekler bu değişen 60'lardan sonra değişti dünyada bu şey. Kadının özgürleşme hareketi ondan sonra daha çok patlama yaptı. Hatta Betty Friedman diye bir şey var. Ben feminizmin savaşçısıyım diyen birisi. Bu 90'lı yıllarda, 60'ta buna başlamış. 90'lı yıllarda bir röportajı okudum onlarla yapılan. Ne diyor biliyor musunuz? Bir kadının konforu nerededir diye soruyorlar. Kadının konforu diyor böyle bir veya feminizm savaşçısı demiş. Yani kadın erkek savaşlarını teşvik etmiş birisi. Betty Friedman diye gidip bakılabilir, araştırılabilir. Beş diyor ki bir kadının konforu diyor sadık bir eşle evinin hanımı çocukların annesi olarak yaşamaktır diyor. Evin ama sadık bir eşle. Sadık bir eş yoksa ilk diğerden hiçbir önemi yok. Onun için şu anda ABD'de yeni felsefe şöyle, yeni akım maalesef çok fazla taraftarı yok ama gene de şöyle diyor. Kadının konforu yani evinin hanımı, çocukların annesi ama aynı zamanda da banka cüzdanı olsun diyor. Banka cüzdanı olmazsa çünkü insanın doğasında var. Bankayı, parayı kullanan kimse diğer tarafı köleleştirebiliyor. Ama onun da kendi banka cüzdanı varsa, kendi ne yani ekonomik baskı yapılamıyorsa o da çocuklar daha iyi bitiyor, evini çekip çeviriyor. Ama mesela onun için ben ısrarla savunuyorum ama bunu aile politikasını belirleyenler şu anda çok sıcak bakmıyorlar. Her ev hanımının ev hanımlığı bir meslektir. Çünkü ev hanımının içinde annelik vardır. Bu kariyerdir bu. Bu kariyeri devlet otomatik sigortalamalı. Hiç olmazsa çocuklar okula gidinceye kadar sigortalamalı ve burada devlet ödemeli onun sigortasını. Yani eşinden dolayı bir çalışıyorsa SGK'lı olabiliyor. Oradan bir sigorta oluyor ama birçok da öyle olamayan insan var. Eş Maalesef. askere gidiyor. Biz askerde çok rastlıyorduk onu. Askere gidiyor. Eşinin hiçbir sigortası bir daha yok. Öyle olunca ne oluyor? Eşi hasta oluyor. Askerde çocuk kıvranıyor. Halbuki devlet askere gelenin eşini otomatik sigortalamalı. Yani bunlar hepsi devletin şefkatli şeyinin hizmeti olması gerekiyor. Bunlar bilmiyorum belki de yapılmıştır benim haberim yoktur ama bunlar çok önemli şeyler ama en azından ev hanımlığını bir meslek olarak tanımlaması gerekiyor şeyin. Devletin. Bir meslek olarak tanımlaması, görev tanımını yapması, iş tanımını yapması ve bunu bir şey gibi yani 3 yaşına kadar çocuğu olan anneler babalar bu anneler şeydir. Devletin sigortalısıdır demek gerekiyor. Bunu yapmazsak şu anda ABD'de durumuna düşeriz. ABD'de ve Batı Avrupa ülkelerinde insanlar 35 yaşına kadar evlenmiyor. 35 yaşında evleniyor bir çocuklar oluyor. Neden? İkisi de çalışıyor çünkü. Yapamıyorlar yoksa. Yani çocukları kapı kapı kreş kreş nasıl dolaştırsınlar? Büyütmek zor. 35 yaşında daha iyi hissediyorlar ki. O zaman yapıyorlar. Çoğu da evlenmekten vazgeçmiyor. Partner yani nikah dışı şu anda Fransa'da artık nikah zorunlu olmaktan çıkmış veya yani böyle evlilik dışı doğan çocuklara anne baba ismini sormuyorlarmış. Bir numara, iki numara yazıyorlarmış çocuklar. Ve bu şu anda şeyin modern kültürün, Batı kültürünün şu andaki çıkmazı. Evet. Hocam ben hem kişisel olarak çok merak ettiğim bir soruyu müsaadeniz olursa sormak istiyorum. Hem de sizi tanıyan insanlar da bence bunu merak ediyorlardı. Son da dakikalarımız. Nevzat Tarhan yaşadığı stres faktörleriyle nasıl başa çıkar? Tabii. Stres yani bir kere stres yönetimini bir şey. Yani stres yönetiminin ben hiç unutmam o kitap daha duruyor bak 1980'de bir Kanadalı'nın yazdığı Kanadalı soyadı Basmacıyan. Pardon.
Evet, Basmacıyan isimli bir Stress Management diye bir kitap var. Stress Management. Bunu çok faydalandım o kitaptan. Hatta 1989'da biz ilk defa, Türkiye'de ilk defa stres sempozyumu yaptık. Gata'da. Gata'daydım o zaman. O zaman rahmetli Ayhan Songaraca vardı. Allah uzun ömür versin. Özcan Kökner vardı. Bütün o hocalarla birlikte Fenerbahçe Ordu evinde yaptık. Bunun kitabını da çıkardık. Yani şu anda satışta değil ama şeyde var. Bizim web sayfamızdan bilgi alınabilir. Stres ve hastalıklar diye bir haline getirdik. Yani stresi bilimsel bir, hatta o kitabı çıkarmayı şeyde, ben GATA'dayken yanımda asistanım olarak görev yapan o zaman Sedat Özkan Hoca vardı. Beraberdik. İkimiz birlikte yaptık onu. Birlikte yaptık ve birlikte yayınladık o zaman o şeyi. Ve o stres sempozyumunu yayınladık. Uluslararası bir, daha ondan sonra da psikofarmakoloji, serotonin gibi, saldırganlık gibi sempozyumlar yaptık. Onlar rağbet görünce. Yani Türkiye'deki o zaman daha SSRI ilaçlar yeni çıkmıştı Türkiye'de. Hatta Orhan Öztürk Hoca var. O da Hacettepe'nin hocasıdır. Çok değerli bir hocamızdı. Halen hayatta ve yaşlandı ama yani onun bize geldiği zaman, biz psikofarmacı kongresi yapıyoruz. O bir psikanalist, dinamikçi. Çağırınca Amerika'daki meslektaşlar telefon etmiş. Ya beni işte ilaç ve psikoterapi birlikteliği diye bir konu talep ettik ondan. İstanbul'a geldi, sundu ama ondan önce Amerika'daki arkadaşlarına telefon etmiş. Demiş ki ya beni böyle böyle ilaç ve psikoterapi şeylerine tempel ediyorlar. O zaman arkadaş demiş ki ya iyi ki ilaç çıktı demiş o zaman. O zaman SSRI, ismi vermeyeyim şimdi, marka olur. İyi ki çıktı. Yani bizim 2 sene, 1 sene tedavi ettiğimiz hasta 2 haftada, 2 ayda tedavi edilmeye başladık diyor. 2 ayda. Çünkü beyin kimyasını düzelterek başlıyor. Bunu bir dinamik psikiyatri, psikoterapi ile ilgilenen bir hoca söyledi. Ve bunu da ruh sağlığında şu anda en çok okunan kitabıdır o. Onun o kitabında da, yani bütün şeylerin Türkiye'deki ders kitabıdır. Orada da bunları, bu bilgileri de yazıyordur zaten. Onun için yani burada biz nereden geldik o konuya bilmiyorum. Yani Yani evet. ben stres yönetiminden geldik. Yani burada şunu söylüyorum. Stres, ben o sempozyumu yaptığı zaman stres yönetme ile ilgili bilimsel bilgileri topladım. Ayrıca bunun dışında baktım ki oradaki stres yönetimine bilgilerin önemli bir kısmı ya bizim Anadolu irfanında var, bizim kültürümüzde var. Hatta o kitapta bir bölümü ben, yani stres yönetimiyle ilgili yazdım. Orada yogadan bahsettim, meditasyondan bahsettim, duadan bahsettim. O zaman duanın insanın kendini yalnız hissetmemesine sebep olduğunu sempozyumda anlattım, sundum. Ve o zaman 1989'da Cumhuriyet Gazetesi bunu son sayfada haber yaptı. Düşün. Yani o zamanki Cumhuriyet Gazetesi demek ki daha şeymiş, daha objektifmiş herhalde. Haber yaptı böyle. Ya saklıyorum onu, var şeylerde. Benim belki basın bülten kısımlarımızda falan vardır. Yani bunun için burada bu stres konusunu özellikle araştırdım. Ama stres yönetiminde şöyle bak. Bu kendi stresini yönetemeyen başkasının stresini yönetemez. Sen psikoloji profesyoneliysen karşısına stresli insanlar geliyor. Günde onlarca dertli hikaye dinliyorsun. Böyle durumlarda onların stresini kendine satın almaman lazım. Bak bunun için iki düşünce kalıbı çıkardım ben. Bizim hani Anadolu İrfanı'ndan aldım ama bunları bilimsel metodolojinin içine yedirdim. Şöyle, birincisi stratejik düşünce. Stratejik düşünce. Stratejik düşüncede ne vardır? En önemli konuya en çok yatırım, zihnini, zaman odaklanırsın. En az önemli konuya en az zaman ayırırsın. Yani bir hedef piramidin vardır. En tepede en önemli konu vardır. Ona 60 dakikanın 50 dakikasını versin. Ama daha önceki konularına işte 3 dakikasını, 5 dakikasını versin. Bunu yaparsan önem ve öncelik piramidi oluşturacaksın. En önemli konuya en çok zaman ayırın. Hani bir söz vardır, obsesif kişiler için söylenir. Başarı ayrıntıda denir ama şeytan da ayrıntıdadır. Nasıl, hangisi doğru? İkisi de yerine göre doğru. Şeytan ayrıntıda, çünkü eğer gereksiz, önemsiz konulara takıldıysan şeytanın
Başarısızlığa götürür seni. Başarı ayrıntıda, çünkü en önemli konulara en çok zihinsel yatırım yaparsın. Onun için bunun için stratejik hedef piramidi deniyor buna. Bu hedef piramidine ben yani muhakkak hem hayat boyu için bak ego ideali açısından hem de hayatımın sonuna ben ego ideali olarak bireysel faydayı değil toplumsal faydayı seçmişim. Yani onun için dikkat ederseniz benim kitaplarımın %90'ı şeydir. Koruyucu ruh sağlığıyla ilgilidir. Aileyle, pozitif psikolojiyle. Hepsi bununla ilgilidir. Neden? İnsanlar hasta olmasın diye şey yapıyorum. Hatta böyle öğrencilik yıllarında beni tanıyan bir abimiz dedi ki, şimdi rahmetli oldu, dedi ki ya dedi sen öyle kitapları yazıyorsun ki sana gelen hastaları azaltıyorsun dedi. Düşün. Yani böyle, açıkça böyle dedi. Düz lineer bakışla ya Aristo mantığıyla baktığın zaman öyle gözüküyor. Ama ilginç tam tersi oluyor. Ya ben insanların hasta olmaması için çabalarken bir güven oluşuyor demek ki. Farkında olmadan insanlar bu benim bana yardımcı olabilecek bu kişi gibi bir şey oluştu. Yani ben o bir muayenehaneyle 70 metrekarelik başladığım Bahariye Caddesi Kadıköy Güge'de yerden şimdi bir üniversite bir hastane kurduk hem de Avrupa'nın ikinci beyin hastanesi. Bu şey de tamamen hiçbir kamu desteği almadım bak. Kamu tahsisi kullanmadım. Ve hep katılım bankası ile ilerledim. Hiç faize de şey yapmadım. Faize hiçbir bir kuruş kredi de kullanmadım. Allah'a şükür. Allah bereketini veriyor inşallah. Yani ama bunu ben yani hep kazanımlarımı hep alan içinde tuttum. Bu alanda büyüterek yaptım bunu. Bunu şunun için söylüyorum. Bu stresli bir iştir bak. Ama ben yani şu anda oturup yani Marmaris'te balık avlayabilirdim ben. Yani kendi emeklilik hayatımı yaşayabilirdim. Fakat yani benim bir kendimi de tanıyorum ben. Ben öyle şeyle Marmaris'te balık avlayarak yahut da böyle bir dağda şeye çevirerek yani ben yeni bir şeyler yapmazsam çatlıyorum zaten. Yani kendimi biliyorum çünkü yani. Yani bir müddet sonra bak bir şey manyetik uyarım tedavisini kurduk. Ben hiç unutmam şeyde Madrid'de bir kongredeydik. Bir işte İzmir'den bir prof arkadaşla karşılaştık. O zaman dedi ki aşağı yukarı 10 sene oluyor. Ya dedi senin o manyetik uyarım tedavisi bak Dünya Psikiyatri Kongresi'ydi bak. 96'da hatırladım şimdi. Bu 96 pardon 2000'lerdeydi yani 2000'ler geçiyordu. Ya bu manyetik uyarım tedavisi şey dedi şimdi şu anda bunlar burada konuşuluyor dedi. Bak senin dediklerin yavaş yavaş oluyor dedi. O zaman da ben dedim ki 2008'lerdeydi evet. İşte dedim ki ya şey ya ben şimdi artık o tedavi benim için gündemden düştü. Ben farmakogenetikle uğraşıyorum şimdi dedim. Mesela. Demek ki ben farkında olmadan o konu benim için artık ikinci plana düşmüş. Farmakogenetikle uğraştık. Farmakogenetik laboratuvarında yani ilaç genetiğini ilk defa Türkiye'de kurduk. Şu anda üniversitede kök hücre laboratuvarı kuruyoruz. Ve otistikleri kök hücreyle tedavi etme planları yapıyoruz. Yani bunlar yani bu beni daha çok şey yapıyor. Yani bu, daha enerjimi artırıyor. Kendimi yani böyle durum insanlara faydalı oldukça farkında olmadan insan kendisine de faydalı oluyormuş. Onu da gördüm. Bu stres yönetimin bir yöntemi, bu stratejik hedefleri iyi belirlemek ve stratejik yığınakları ona göre yapmak gerekiyor. Yani zihinsel yatırımlarını, yığınaklarını ona göre yapmak lazım. İkinci ayağı da şu. İkinci ayağı da kategorik düşünce. Mesela bir terapistlerde vardır. Bir önceki hasta gelir, çok etkilenirsin. Daha sonraki hasta gelir, aklın o hastada da kalıyordur. O zaman sen kategorik düşünemiyorsun arkadaş. O hasta gidince onu mantıksal bir çerçeve oturtacaksın. Alıp rafa koyacaksın. Ondaki hastada yeniden başlayacaksın. Kategorize edeceksin. Böyle yapa yapa onlarca hasta görebilirsin. Ama sen oturup ağlayan hastayla birlikte ağlarsan, onunla birlikte dertlenirsen bu terapistlik yapamazsın o zaman. Onun için bu onu koyacaksın ama onu da zihninin bir köşesinde duracak. Yani onunla ilgili kuluçkaya yatıracaksın onu. O olayı. Kuluçkaya yatıracaksın ama hayatına devam edeceksin. Zaman zaman o kuluçkadan çıkar yeni fikirler. Yani bu yani süremiz pat diye kesiliyor bu Ya evet, Instagram. Evet. biliyor ama eğer sizin için uygunsa ben yayını tekrar başlatıp sizi davet edebilirim. Ya şey yapalım, başka bir programım var.
İstersen 5 dakikamız var, isterseniz şey Aslında yapalım. hocam toparlayalım o halde. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Yolunuz yolum olsun inşallah. Üzerim İnşallah. çok fazla. Tabii. Teşekkür ediyorum ve Sen de güzel şeyler yapıyorsun. Yani izliyorum rastladığım kadarıyla. Devam et. Aynı enerjinle devam et. Bak, insanı hayatta başarılı yapan şey, yani ben hep onu söylüyorum. Yani ehliyet, liyakat ve gayret. Gayret. İş heyecanının olması, işini sevmesi. Sen işine elinle de kalbinle sarılıyorsun. Onun için yani ben senin muhakkak, yani akademik ya hayatta da muhakkak birçok şey yapabileceğini biliyorsun ya. Yani. Bu üretkenliğin senin, ben herkesin huzurunda ben sana asıl teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İtibarsın. Allah mahcup etmesin. Allah yardımcın olsun hepimizin de inşallah. Çok çok teşekkür ederim. Müsaadeniz olursa da bu yayını YouTube'da paylaşmak Tabii isterim. tabii. Tabii, hiç mahsur yok. Memnuniyetle. Teşekkür ederim. İtibarsınız hocam. Estağfurullah. Rica ederim. Estağfurullah. İyi günler. Hoşça kalın.